Evet arkadaşlar, merhaba. Bir gece dersinden herkese merhaba tekrardan. BTMR'da MR'a giriş dersini yapacağım. Mümkün olduğunca hızlı geçip önemli konularda durmayı, çok tekrar yapacağınız video oluşturmaya çalışacağım. MR görüntüleme yumuşak doku kontrast çözünürlüğü en yüksek olan radyolojik görüntüleme. Bunun sebebi benim atom çekirdeklerinden sinyal alıyor olmam. BT'den çok farklı. Bakın burada bu görüntü kontrastsız bir görüntü. Karaciğer ve safra kesine bakarsak, safra kesi ile karaciğer arasında neredeyse hiçbir kontrast farkı yok. Ama burada aldığım T2 görüntünün T2 olduğunu hatırlarsanız şeyden bakıyorum. Omuriliğin yani sıvı içeren safra kesisi gibi yerler parlıyor mu? Evet, bu parlıyor. Yağlar da parlıyor. Yağ baskılama yapılmamış. Aksiyel bir T2 görüntünün de safra kesisi ile karaciğerin arasında ne kadar büyük bir kontrast farkı olduğunu, bunu hiçbir kontrast vermeden hastaya ben elde edebiliyorum. BT'de buna benzer, görece benzer bir görüntü oluşturmak isteseydim hastaya ne yapacaktım? IV kontrast vermek zorunda kalacaktım. Bu yüksek kontrast oluşturabilmemizin sebebi hidrojen atomu çekirdeklerinden sinyal almamız. Dolayısıyla dokunun su içeriği görüntü kontrastına direkt etki ediyor. MR'ın 1946'da teknolojik böyle teorik temelleri atılıyor. 77'de iki tane midyenin görüntülemesini yapıyorlar. İngiliz iki tane bilim adamı. Bu tarihin ilk MR görüntüsü, 73'te pardon. İnsan görüntüsü için 4 yılı bekleniyor. Amerika'da Damadian isimli bilim adamı ilk insan görüntüsünü elde ediyor. Bu Damadian'ın asistanı burada bu şekilde pozisyonda 4 saat durmak zorunda kalıyor kendisi. İlk ticari MR'ı da ayrıca Damadian'ın kendi şirketi çıkartıyor. Ülkemizde de 1989 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde kuruluyor ilk MR cihazı. Şimdi MR görüntülemede BT'ye benzeyen elemanlar bulunuyor. Ancak fiziksel temelleri çok farklı. Yani BT'de neydi? Bir sensör tüp kombinasyonu var. Bu dönüyor. Bu dönerken hastayı bunun içinden geçiriyorum veya işte o sırada ben bir sinyal topluyorum. Röntgen gibi de değil. O sinyali daha sonra bilgisayarda işliyorum. Görüntü elde ediyorum. Aksiyel bir görüntü çıkıyor elime. Burada bir gantri var ama gantri içerisinde çok büyük bir manyetik alan var. Bir taraftan ışın verip alma gibi bir şey yok. MR cihazındaki mıknatıslar hücresinin insan hücrelerindeki atomların, hidrojen atomlarının daha düzgün konuşursak, manyetik alanlarını bir hizaya sokuyor. O 1-2 Tesla'lık güç. O hizaya giren atomlar ek radyo dalgaları tarafından uyarılıyor. Bunlara ben gradyent koiller diyorum. Şu kenardaki bizim görmediğimiz gantrinin çevresindeki koiller. O sesi de onlar çıkartıyor zaten. Bu koiller atomları uyarıp onlara enerji yüklüyor. Daha sonra koiller susuyor. Koiller sustuğunda da hidrojen atomlarından bir enerji çıkıyor. Onu da ben başka şeylere, daha küçük, hastaya daha yakın olan bizim hasta sizin koil dediğiniz hani hastaya bağladığımız şeylerle topluyorum. Bu tabii çok kez tekrar edecek. Şimdi MR'da ben istiyorsam koroner görüntü çıkartıyorum. İstiyorsam aksiyel görüntü çıkartıyorum. BT'de öyle değil. Bir tane aksiyel görüntü alıp istiyorsam ondan format oluştururum ben. Buna ben multiplanar görüntüleme diyorum. Aynı zamanda sadece X-ray geçirgenliği değil. Yani ben oradaki hidrojen atom çekirdeklerinden veri topladığım için burada sadece dokuların parlaklığı ve su içeriği değil, başka veriler de elde edebiliyorum. Bunlar ek MR görüntüleri. Bazı türevleri de var. En çok kullanılanlar bunlar. Üzerinden geçelim. MR spektroskopi. Burada MR spektroskopi örneği bakın. Burada tümörün üzerine bir şey koymuş, ölçüm alanı koymuş ve burada kolin konsantrasyonu ne kadar? Kreatin konsantrasyonu ne kadar? Nöradrenalin konsantrasyonu ne kadar? Yani çok çılgın bir teknoloji. İnsanın içini açmadan oradaki bir atomun ne kadar konsantrasyonda olduğunu bile ölçebiliyorsunuz. Buna MR spektro deniyor. Beyin tümörlerinde kullanılıyor bu. Veya ben ölçüm yapmak istediğim bir alandaki sadece hareketli atomları görüntülüyorum. Hareketli atomlara bakarsam o sefer ne oluyor? Sadece kanın için yani damarın içindeki kan sadece hareketli olduğu için vücutta. Bu sefer ben anjiyo görüntüsü elde ediyorum. MR anjiyografi. Hatta hiç kontrast kullanmadan yapıyorum bunu. Bu mesela bir kranial anjiyo görüntüsü. Burada hastaya hiç kontrast verilmemiş. Sadece hareketli atomlardan sinyal toplanmış. Öyle olunca anjiyo görüntüsü elde olmuş. Veya dokudaki ödemi yani serbest difüzyonu ben ölçebiliyorum. Difüzyon MR iskemik ivmede derslerde konuştuk. Damar tıkanıklığına bağlı ivme vakalarında, felç vakalarında yani
en iyi tanı yöntemi şu an. Veya bir dokudaki oksijen kullanımını ölçüyorum. Ne yapıyorum? Hastayı oraya alıyorum. Hastaya işte bir hareket yaptırıyorum mesela. O hareket yaptırırken beyindeki oksijen kullanımını ölçüyorum. O hareketin nerede beyinde kontrol edildiğini görüyorum mesela. Buna da fonksiyonel MR diyoruz. Fonksiyonel MR hatta bizim İstanbul şubede de yapılan incelemelerden bir tanesi. İnşallah görürsünüz. MR'da sinyali ben nasıl topluyorum? Bu B0 alanı dediğimiz bu dev manyetik alanın içine girdiği zaman protonlar belli bir hizaya geliyor demiştik. Bu belli hizaya gelen protonların tıpkı bir gezegen gibi kendi çevresinde döndüğü bir spin hareketi var. Buna bir spin diyoruz. Bu hareket hatta Tesla gücüne bağlı. 1,5 Tesla'da atıyorum 4257 ise 3 Tesla'da 9000 falan işte 8400 MHz gibi düşünebiliriz. Bunu bir saatin sağa sola sallanması gibi de hayal edebilirsiniz. Bu dev manyetik alana sürekli orada olan o dev mıknatısını oluşturduğu B0 diyorum. Derslerde konuşmuştuk. B0 manyetik alanı ile aynı hizaya gelen atomlar MR'da RF kolyelleriyle MR'ın Gantrin'in çevresinde olan bunları biz göremiyoruz. Asıl gürültüyü de bunlar çıkartıyor. Bu RF kolyelleriyle tıpkı salıncakta bir insanı sallar gibi, salıncakta sallanan çocuk gibi enerji yükleniyor. Bu MR'ın içerisindeki o sesler işte tıt 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 diye o klap gibi sesler. Bu enerji yüklemesini ben durdurduğum zaman o yüklenmiş ve sağa sola sallanan atomlar enerjiyi geri veriyorlar. Bunu da vücudun yakınında tuttuğum işte beyinse çevresinde yaptığım veya abdömense belinin çevresi sardığım coil'lerle geri topluyorum ben. Buna da biz hatta eko diyoruz. Şey gibi yani ben ona enerji yüklüyorum. Bir vadide bir yere bağırıyorsunuz duvara. Ondan sonra bekliyorsunuz. Bir saniye sonra o size geri geliyor. Tabii bu bahsettiğim döngü milisaniyeler içerisinde oluyor ve MR'da bir sekans çekilirken binlerce kez tekrar tekrar ediyor. Bu MR cihazı içerisindeki o klap gibi tekrardan sesler aslında RF coillerinin yani dışarıdan vücuda şey yüklenip durup vücuttan geri sinyal toplama anları. Protonların radyo, bu da üst tarafta bir şey yazıyor, detaylı bir uzun bir cümle. Diyor ki aynı frekansta RF coilleri çalışmalıdır diyor. Burada aslında basit bir şey bu söylediği. Şundan bahsediyor. Salıncak diyor. Bir salıncakta bir atomu sallıyorsan sen, o atom sana doğru geldiği zaman o hareketi bittikten sonra aynı anda yani aynı frekansta sallamalısın. O hep yukarıdayken sallamazsan sana doğru gelirken ittirirsen bu sefer enerjiler birbirlerini sıfırlar. Bu frekansa da önemli bir frekans olduğu için ad koymuşlar. İsmi Larmor. RF coillerle gönderdiğim sinyali ben vücut coillerinde yani vücuda yakın olan şeylerle antenlerle geri toplayacağım. Bu şu bildiğiniz radyo anteninden yani arabanızdaki radyo anteninden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Daha büyük, daha teknik ve tabii ki de daha başarılı bir anten bu. MR'da çözünürlük değil de bunu aslında radyolojik incelemelerde çözünürlük diyebiliriz. Bu konuyu sağından solundan dolaştık ama bir ilkesel olarak böyle sistemik olarak görmedik. BT'de, X-ray'de, MR'da aynı şey aslında bunlar arkadaşlar. Radyolojik incelemelerde 3 tane temel çözünürlük var. Bunu sınavda sorarım arkadaşlar bu arada. Güzel bir soru olur bu. Birincisi geometrik çözünürlük veya uzaysal çözünürlük dediğimiz bu. Piksellerin boyutu yani ben ne kadar detaylı, ne kadar keskin görüntü elde ediyorum onunla alakalı. Yani en küçük görüntüleyebildiğim cihaz ne kadar görüntüleyebildiğim mesafe. Bunu mesela X-ray'de böyle fantomlarla ölçebiliyorsunuz. Burada gittikçe incelen mesela çizgiler var. Oraya bakıp işte ya 16'ya kadar, 18'e kadar çıkıyormuş gibi bu X-ray sensörlerini ölçebiliyorum ben. MR'da da benzer şekilde bakıp o dokunun keskinliğini ölçebilirsiniz. Bir de ben tabii burada bir çözünürlükte bir görüntüleme yapıyorum ama iki dokunun birbirinden bir fark oluşturmam lazım. Yani bir parlaklıkları fark etmezse benim piksel çözünürlüğüm ne kadar iyi olursa olsun. Şu safra kesesi örneğinde mesela kontrastsız incelemede safra kesesi bakıyorsam ben kontrast vermediğim zaman birbirlerine aynı gözüküyor mesela. Bu da dokuların birbirlerinde parlaklık farkı dediğimiz şey. Bu da işte kontrast çözünürlük diyoruz. Burada mesela T1, T2 iki tane sekans var. Hangisinin kontrastı daha iyi? T2'de bakıyorum dokunun işte beynin içerisindeki yolakları böyle alan farklılıklarını daha iyi görüyorum. Mesela T1'de o kadar iyi değil.
Yani demek ki T2'nin beyindeki kontrastı daha güzelmiş. Bu kontrast tabii dokudan dokuya değişiyor. Uzaysal dedik, kontrast dedik. Üçüncü de temporal dediğimiz bir şey. Bu temporal, zamansal hepsinde olmuyor tabii. Röntgende tek bir şey görüntülediğimiz için temporal çözünürlükten bahsedemeyiz. Bu sine görüntülerde oluyor. MR'de mesela. Hareketi görüntülediğim şeylerde bir zamanı ne kadar yavaş görüntüleyebiliyorum. Onun da birimi işte temporal çözünürlük oluyor. Bu üç şey her yerde geçerli radyolojik incelemelerde. Daha MR'ın içerisinde vermek istedim bunu. MR'da bazı temel kavramlar var. Bu kavramlar üzerinden gidelim. Çok detaylandırmayalım diyorum. Flovoid'i geçelim. Artefaktı biliyoruz. Görüntüyü bozan lekeler. B0 dedik, büyük manyetik alanın şeyi. B1 o RF coil'in gantridedeki o uygulanan manyetik alanlar. Eko kavramından biraz önce bahsetmiştik. Sinyali yüklüyorum, ondan sonra geri topluyorum. Buna eko diyorum ben. Saturasyon bantlarının dersimizden hatırlarsınız. Burada hareket artefaklarının çevreye etki etmemesi için hareket olan bölgedeki sinyali sıfırlamak amacımız. Yani burada hareket de olsa oradan bir sinyal çevreyi bozmasın da hani rahat görüntüleme yapayım diye saturasyon bandı koyabiliyorum. Saturasyon bantları çok işe yarıyor. En çok da işte bu yutkunma vesaire ağız hareketlerinin olduğu, dil sürekli hareket ettiği için bu görüntü parametreleri aynı. Saturasyon bandını bir koymuş, bayağı görüntü güzelleşmiş. FOV dediğimiz Field of View aynı BT ile. Görüntü dediğim alana diyorum ben. Fonksiyonel MR'dan bahsetmiştim. Tanımına bakabilirsiniz. Ne demişim? Hücresel işlevleri, yani hücredeki oksijen kullanımını görüntüleme yönelik MR uygulaması. Gantry cihazın hastanın girdiği kısım. Hacim salgılar dediğim bu RF salgıları aslında RF salgılar, hacim salgılar dediğim şeyler. Sine MR var, hareketli MR. Hareketli MR'ı işte bu kalbi görüntülemek için veya bağırsakları bazen bağırsaktaki hareketleri görüntülemek için kullanıyorum. MR'da bir şey röntgende dense, şeyde parlaksa ona dense diyorum. Dense görüntü, hiperdense, hipodense gibi. MR'da da intensity kullanıyoruz biz. Hiperintense, hipointense. Aynı şey, terminoloji ve dil bilgisiyle alakalı. Hiper daha parlak oluyor, hipo daha koyu renkli oluyor. İzointense de aynı sinyalde olduğu zaman izo diyorum ben. Coiller benim antenlerim. Yani bu antenle ben şey verebilirim de, radyo anteni nasıl? Radyo anteni, atıyorum FM'lerin yayın yaptığı antenler, radyo frekansını yayıyor. Bizim arabadan da topluyoruz. Biz RF'te de işte RF'ten yayın yapıyoruz. Vücuda yükleme yapıyoruz. Vücuttan da daha sonra topluyoruz. Yüzey coilleriyle. MRA MR anjiyografi oluyor. MR ise MR spektroskopi diyor. Spektroskopiden bahsetmiştim. Matrix yine aynı BT ile. 512 veya 256 veya 376 gibi şeyler kullanabiliyoruz. Pikseli konuşmuştuk. Yani iki boyutlu bir resimde en küçük kutucuğa, en küçük birime ben piksel diyorum. Bu pikseli hatta hacim bilgisinde düşünürsem, onun kalınlığını da hesaba katmaya başladığım zaman adı voksel oluyordu. T1, T2'nin dışında proton ağırlıklı görüntüleme türü de var. Bunda özellikle nörosekanslarında, nörodensi de anlatacağım şimdi. Radyo frekans neymiş? 0,3 kHz ile 300 GHz arasında frekansı sahip elektromanyetik radyasyon demişim. Bu RF koili de mesela radyo frekans koili anlamına geliyor. Yani radyo frekans ifadesi aslında oldukça güzel. Kendi adı üzerinde. Benim MR'da kullandığım elektromanyetik spektrumun MR dalgaları, elektromanyetik dalgalar yani. Aslında radyo dalgaları da tamamen aynı. Yani siz MR çekerken kapıyı açık unutursanız oradan içeriye radyo dalgaları gidip sizin görüntünüzü bayağı bozabiliyor. Hatta buna bir artefakt diyorduk. Zamanı gelince hatırlarsınız. Devam ediyorum. Radyo frekans sargısı dediğim, radyo frekans dalgayı gönderen ve yeri geldiği zaman arada MR sinyallerini alan şeyler, coiller. Rezistif manyet, bu manyetik dev mıknatıs türlerinden bir tanesi. Bunu sormam. Çözünürlüğü biliyoruz. Rezolüsyon İngilizcesi. MR'da da yine T1, T2 gibi proton densite, difüzyon, spektro gibi bir sürü sekanslar var. Bizde şeyde nasıldı seriler, sekanslar? BT'de
Kontrastlı aksiyel, sagital falan onun gibi. Sinyal görüntü oranını sormam arkadaşlar. Bizim kullandığımız MR cihazlarındaki mıknatısların hepsi süper iletken mıknatıslar. Bunların içerisinde helyum var. O helyumu hatta tuşa bastığımız zaman dışarıya gönderebiliyoruz. 50 bin dolar da maliyeti var. Konuşacağız. Dinamik MR'da bir alana kontrast verip orayı tekrar tekrar görüntülediğim zaman dinamik MR oluyor. Bunu da sormam. Tesla biliyorsunuz MR cihazının içindeki manyetik gücü belirtiyor. Voxel'i de biliyoruz. Yüzey sargıda hastanın yakında tuttuğum, hastadan daha iyi sinyal toplayayım diye ona işte güzel sardığım sargıların hepsine yüzey sargı diyoruz biz. MR'daki gördüğünüz manyetiklerin çoğu süperkondaktif magnet zaten. Onun içerisinde dev bir buzdolabı var. Bu buzdolabı da helyum ile çalışıyor. Çiller denen, o çillerde de kliması gibi düşünebilirsiniz. Çiller denen soğutucuda da soğutuluyor. Çiller arızası kariyerinizde çok sık sık göreceğiniz ve olunca da belki sevineceğiniz bir arıza türü. Çok bozulur MR'da. Süperkondaktif şeyler, mıknatıslar sürekli aktif olarak soğutulması lazım. Kalıcı mıknatıslar, permanent İngilizce kalıcı demek. Burada ben dev bir metal mıknatısı gidip oraya koyarsam onu soğutmama gerek yok. Hani bu açık MR'larda mesela dev mıknatıs kullanılıyor. Ne demiştik? MR içerisinde devamlı bir manyetik alan var ve bu manyetik alan oldukça tehlikeli olabilir. Bunu konuşacağız zaten. Mıknatısın durdurulması da çok çok pahalı. Tabii kalıcı bir mıknatıs varsa onu da durduramazsınız hiçbir zaman. Böyle bir durumu da var. MR güvenliği, MR oldukça tehlikeli olabiliyor. Bunu pratik yapan herkes, arkadaşların hepsi biliyordur. Hindistan'da oksijen tankıyla odaya giren bir personel tankla şey arasında, gantry arasında sıkışıp hayatını kaybediyor. 2001'de de bir tane benzer bir kaza Amerika'da yaşanıyor. Ve hani bunu derste de konuşmuştuk hatırlarsanız. Yani şöyle tekerlekli sandalyeyi görüyoruz burada, gantry yapışmış. Şu tekerlekli sandalyenin oraya girmesi çok kolay. Yani bir sürü tekerlekli sandalye var hastanede. İnsanlar çok işgüzel olabiliyor. Bir hatayla çok tehlikeli durumlar yol açabilir. Kendimizi bir krizin ortasında, çok büyük bir kazanın, bir davanın ortasında da görebiliriz. Şimdi videolara biraz bakalım. Evet. Bakıyoruz. Yanlışlıkla içeriye bir metalik bir şey atarsanız böyle problemler yaşayabiliyorsunuz. Yani burada önemli olan kısım, şunu ben göstermek istiyorum. Derste bakmıştık hatırlıyorsanız. Bir sandalye bu. Bir sandalyenin içinde çok ciddi anlamda bir manyetik bir alanda manyetik, yani çok ciddi bir metal de yok aslında. Yani çok böyle metali ağır bir şey değil. Hani bu cihazı buradan dışarı çıkartmaya çalışıp çıkartamıyorlar. Hatta sonuna doğru bu 2000 pound'a yakın bir kuvvet kullanmaya başlıyor. Pound 3'e bölmen lazım kiloya çevirmek için. Yaklaşık 800 kilo. Yani bir araba kadar bir kuvvetle o cihazın içerisine çekiliyor bu. Yani bu sandalye onun içerisinde bir araba kadar ağır. Dolayısıyla böyle bir kazada herhangi bir sandalye ile gantri arasında kalmak istemezsiniz. Devam edelim. Burada mesela geçen sene yine Amerika'da bir kaza oluyor. Hemşire şeyle yatakla yanlışlıkla yatakta giriyorlar hasta yatağıyla ve arasında kalıyor şeyin. Ve bu videoyu da göstermek istedim size. Bu mesela bir alüminyum plak ferromanyetik olmadığı için herhangi bir şey tarafından çekilmiyor. Böyle metalik işte demir gibi bir şey olduğu zaman inanılmaz bir kuvvetle çekiyor. Ama şu çok ilginç. Bu bir alüminyum plak, yani içeriye doğru çekilmiyor ama o atomların belli bir hizaya giriyor demiştim ya. Oraya koyduktan sonra atomlar öyle bir hizaya giriyor ki o şeyin içerisinde. Düşmesi için o şeyi kaybetmesi gerekiyor. Yani MR cihazının içi gerçekten oldukça olağan dışı bazı fiziksel fenomenlerin yaşanabileceği bir yer. Bunu da göstermek istemiştim. Devam edelim. Evet.
Bunun dışında bütün metalik cisimler şey olmuyor. Yani o kadar büyük olmuyor. Burada mesela gözde metalik ferromanyetik bir cismi olan bir tane hastanın MR sırasında fark ediliyor bu. Hani bir çapak gibi bir şey kaçmış mesela, metalik çapak. Bir şey olmuyor ama bereket. Yani hastada şanslıymış ki başına bir şey gelmiyor. Elektronik cihazlar MR'daki statik manyetik alan ve RF coillerinin yarattığı manyetik alandan çok etkileniyorlar. Kalp pilleri çok önemli bir problem. Bunların neredeyse tümü, bir tane var uyumlu olan, tümü uyumsuz. Hastayı eğer bunu fark etmeden, formu dikkatli olarak doldurmadan içeri alırsanız, hasta cihazın içerisinde kalp pili çalışmayı durdurabilir. Hastayı içeriye sokarsınız, beyin MR'ı çekiyorsunuz. Hasta aritmiye giriyor mesela. Hasta aritmiye girdi. Ne oldu? Kalp pili bozulmuş. Kalp pili o aritmiye geri döndüremiyor. Hasta içeride bayılıyor. Bayılıyor değil de arrest oluyor. Kalbi duruyor daha doğrusu. Siz de hasta ne güzel hareket etmiyor deyip 20 dakika çekimini yaparsınız. Ama ölü bir hastayı dışarıya çıkartmış olursunuz. Böyle kazalar, yani bir günde bir sürü görüntü, bir sürü hasta çekeceğinizi düşünürseniz o kadar da uzak değil aslında. Dolayısıyla sürekli, özellikle MR'ın çevresi çalışırken, MR teknisyenlerin her zaman çok dikkatli olması gerekiyor. Bu kalp pilleri uzun zamandır kullanılıyor ama bir de özellikle Parkinson hastalarında şey kullanılmaya başladı. Beynin içine yerleştirip orayı uyaracak, bu demansı, hastanın semptomlarını azaltacak böyle piller kullanılmaya başladı. Bu piller de metalik olduğu için ucuna doğru ısınma yaratabiliyor. Böyle bir vaka var mesela. Hani uyumluklarını bunu sürekli kontrol etmek gerekiyor. Dolayısıyla pilli bir şey varsa hastada her zaman uyum yoksa kesinlikle almamak gerekiyor. Elektrotlar çok sık kullanılıyor yine, biliyorsunuz. Hastanın üstüne elektrot alınmış, hasta MR'a gönderilmiş. Ama elektrot uyumlu değilse, o ferromanyetikse mesela, o ısınmaya başlıyor ve böyle ciddi yanıklara yol açabiliyor. MR yanıkları özellikle tabii anestezili hastalarda çok oluyor. Anestezili hasta çünkü yandığını da fark etmiyor. Ki anestezide MR da çok sık çekiliyor, biliyorsunuz. Hani hastaların klostrofobisi sebebiyle vesaire. Bir de özellikle vücudun halka oluşturduğu bölgelerde MR'ın RF coillerinin yarattığı enerji yüklemesi burada akıma yol açarak bunların böyle kendine zar zor dokunduğu vücudun yerlerde ciddi yanıklara yol açabiliyor. Bunlar da raporlara göre şöyle deniyor. Çoğu fark edilmiyor. Hasta içerisindeyken bile fark etmedi oluyormuş. O da cilt altı yağ dokudaki daha fazla su olduğu için, yani hastanın cildinin üzerinde o kadar su yok. Hastanın su olan kısmını daha çok ısıttığından olduğu söyleniyor. Nerede MR yanıkları çok görülebiliyor? Vücudun işte halka oluşturduğu bölgelerde. Gantrinin içine el temas ederse mesela, anestezili bir hasta gidiyor. Yanlışlıkla gantrinin içine eli temas ediyor. Orada yatıyor, ondan sonra eli yanıyor. Onun dışında monitörize hastalar çok, ya bu hastalar mesela çok alacaksınız. Hasta anestezide hasta çekilecek. Monitörize hastaya puls oksimetre takılmış ama puls oksimetrenin MR uyumluluğu kontrol edilmemiş. Hastada böyle 3. derece çok ciddi yanık olmuş. Ya bunun kendi kendine iyileşmesi mümkün değil. Hani cerrahiye gitmesi gerekecek hastanın. Bu halka dediğimiz şeyler işte şişman hastalarda birbirine dokunduğu zaman da olabiliyor böyle, bacağın iki yanı. Mesela bir çocuk hasta, oldukça kötü bir vaka, bu amputasyona gidiyor. Çocuğun puls oksimetresi, bunlar çok, yani yeni doğansa parmağa takamıyorlar. Dolayısıyla bileğe bağlıyorlar. O bilekteki puls oksimetre de maalesef uyumlu değilmiş ve böyle ısınmaya yol açıyor. Bu Amerika'da kullanılan bir MR yanık uyarı şeyi, dokümanı. Neyi uyarıyor sizde? Neyi öneriyor sizden MR yanıklarını önlemek için? Öncelikle mümkünse hastayı önlük giydirin diyor. Böyle bir pozisyonda vücutta halka oluşturacak şeylerden kaçının diyor. Hastanın gantrinin dışına temas etmesini engelleyin diyor. Kablolar, mesela bir kablo kullanacaksınız, herhangi bir şeyi monitörize edeceksiniz. O kablonun böyle bir helezon haline gelmesini önleyin diyor. Hiçbir zaman ona izin vermeyin diyor. Ve hastayı sürekli, hastayla iletişim içerisinde olun. Anestezisi özellikle önerilerden bir tanesi. Yatan hastalarda böyle pet kullanarak, işte süngerler kullanarak falan, bunların gantriyle ve hastanın kendisiyle temasını engelleyebiliriz. Bu hastadan bahsetmiştim. Bu şu uyum, şeyin puls oksimetrenin uyumsuz olması nedeniyle çocukta çok ciddi yanık oluyor. Orada herhalde, burada iki tane arter vardır, radyal ulnar arter. Bunlar da herhalde yanmış, fonksiyon göremez hale gelmiş ki çocuk maalesef amputasyona gitmek zorunda kalıyor.
Bu beyin implantından bahsetmiştim. Bu implant sırasında hasta MR çekiliyor. Hasta çıktıktan sonra bir bakıyorlar, hasta daha kötü olmuş. Sonra MR'a bir bakıyorlar. Bu MR şeyinin çevresinde, antenin çevresinde, o implantın çevresinde ciddi bir ödem oluşmuş. MR orayı maalesef yakmış. Eğer bir şey yapıyorsak, bir kablo, bir monitorizasyon yapacaksak, anestezili bir hastada vesaire, bunların cihazın içerisinden dik bir şekilde ve mümkünse yani direkt bir hastayla temas etmeden geçmesine önem vermeliyiz. Bu hasta çok güzel bir örnek. Buraya bir ped koymuş, pedin içerisinden de geçirmiş. Bunun da böyle bir sarman haline gelmemesine özen göstermiş mesela. Peki böyle korkunç şeylerin oluşmasını nasıl engelleyebiliriz biz? Dediğim şeylere dikkat ederek, bir de MR'ın içerisinde gidecek bütün cihazlarda ve bütün tıbbi cihazlarda, yani bu cihaz dediğim pulsoksimetre de bir cihaz, hani enjektör de cihaz. MR uyumluluk belgesini aramamız gerekiyor. Burası yeşil MR yazısı veya sarı MR. Çoğu zaten sarı oluyor. Sarı MR şeyini aramalıyız. MR bildiğiniz gibi içerisi çok gürültülü ve herhangi bir şey kullanılmazsa içeride 110 desibele kadar gürültü çıkabiliyor. Hastalara her zaman kulaklık vermeliyiz. Birkaç tane örnek vakayla bitireceğiz. Bu mesela bir rapor tutulmuş bir durum. Sabah geliyorlar, pazartesi sabahı. Bir bakıyorlar, içeride bir tane tüp var. Bu tüpü belki şurada 50 santim daha yaklaştırsa o tüp cihazın içine gidecek. Kim bilir daha sonra neler olacak. Bu quench dediğimiz mıknatısın boşaltılması durumu. Bunun olayın üzerinden ben konuşmak istedim. Bu mesela bir kaza. Yani normalde şöyle bir durum varmış. Buradaki anestezi monitörü de o anestezi monitörünü ittirirken falan burayı açıp düğmeye basıyor ve dolayısıyla helyum uçuyor. Bu helyum uçuyor dediğimizde helyum uçuyor ama maliyeti de 50 bin dolar kadar. Yani bir yarım bir ev parası falan diyebiliriz. Böyle bir kaza yaşarsanız hani hastane yönetimi sizi herhalde bir daha görmek istemeyecektir. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu tuş peki neden var? Şundan var, yani diyelim ki bir hasta orada sıkıştı vesaire ve hastayı o cihazı oradan çekemiyorsun. Ne yapıyorsunuz? O quench tuşuna basarsanız o manyetik alanı oradan düşürme ihtimaliniz var. Ancak o düğmeye basmakla yetmiyor. Çünkü o düğmeye bastığın zaman ne oluyor? Helyum çok hızlı bir şekilde dışarıya boşalmaya başlıyor. Helyum boşaldığı zaman ama odadaki oksijen bitiyor. Yani odadaki bu sefer odada nefes alamaz hale geliyorsun. Dolayısıyla bir helyum kazası olduğunda, manyetik alan boşalmaya başladığında hemen o bölgeyi de mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde boşaltmak gerekiyor. Bu da tartışmak istediğimiz vakalardan bir tanesiydi. Sınıfta tartışmıştık bunu. Mesela gel, devlet hastanesindesiniz. İki tane jandarma eşliğinde bir tane mahkum geldi. MR çekimi isteği yapılmış. Çekim sırasında ne yapmanız gerekir? Mahkum hastayla bir problem yaşayabilirsiniz. Veya mahkum hasta sizde değil de jandarmalarla bir problem yaratabilir. Böyle bir durumda mesela bir problem yaşadınız cihazın içerisinde. Size bir şey yapmaya çalıştı. İşte jandarmalar içeri girmek istedi. Ama jandarmalarda ne var? Dev işte silah var. Dev kemer var. O adam oraya nasıl girecek? Böyle bir bağırış çağırış olursa adam heyecanla içeriye girerse o jandarma, jandarmanın kemeri ve silahı da jandarmayı gantelinin içerisine çeker. Jandarma arkadaşımız da böyle ikiye kırılır. Bir anda bir tane insan canından olabilir. Böyle durumlar için sürekli tetikte olmak, düşünmek gerekiyor. Jandarmanın böyle bir durum yaşandığında ben mesela ne yapardım diye düşündüğümde, jandarmanın belki bir tanesinin silahlarını çıkartmasını rica edebilirdim hani. Ama jandarmalar da onu çıkarmak istemez çünkü o silah onlara zimmetli vesaire. Orada biraz da mahkeme bakıp durumu tartıp ona göre en uygun şeyi çıkartmak gerekiyor. Belki dışarıdan başka bir güvenlik çağrılabilir falan. Bir tane soru koymuşum. Dokulardaki biyokimyasal analizleri yapan, hani o dokunun konsantrasyonunu gösteren hangisiydi? Bu sorunun cevabı A. MR spektroskopi. Şu oldukça güzel bir site ama benim verdiğim kaynaklar sınavı geçmenize fazlasıyla yetecektir. Bizim görevimiz yine aynı arkadaşlar. Hastaya doğru çekim yapmak, doğru alanı incelemek ve incelemeyi değerlendirmek. Böyle bir durumda difüzyon MR çektiğimiz bir hastada şöyle bir görüntü gördüğümüzde, bu hastanın büyük damar, geniş de bir alan etkilendiği için
büyük damar enfarktı olduğunu ve bu hastanın müdahale edilmesi için olayın başlangıcından itibaren 4,5 saat olduğunu hatırlamamız, hemen çevremizi uyarmamız lazım. Bu hastalara zaten ambulans aradı, geldi falan filan derken, acile girdi, çıktı derken zaten 1,5 saat geçmiş oluyor. Yani sizin önünüze geldiğinde belki sadece 2 saati kalmış oluyor. Zamana karşı yarışta bizim müdahalelerimiz de oldukça önemli. Teşekkürler.